Türkiye F-35 programına tekrar dönebilir. İlk beyin çipi takıldı. Karadeniz'de gaz üretimi artarak devam ediyor. Türk uzay uzmanları Türkiye'ye dönüyor. Sevilla yapay zeka ile yıldız futbolcu arıyor. Japonların aya baş aşağı indiği ortaya çıktı. Çin'de Tesla yasakları genişliyor. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında ilginç gelişmeler yaşandı. Gelin birlikte bu gelişmelere yakından bakalım. Türkiye F-35 programına tekrar dönebilir. ABD, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından 23 milyar dolarlık 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağı satış anlaşmasını onayladı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, bir Türk haber kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin geniş F-16 filosunun geliştirilmesinin önemini vurguladı ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılma ihtimaline değindi. Nuland, S-400 sorununun çözülmesi durumunda Türkiye'nin F-35 ailesine dönüşünün ABD tarafından memnuniyetle karşılanacağını belirtti. İlk beyin çipi takıldı. Elon Musk'ın şirketi Neuralink, beyin bilgisayar arayüzü teknolojisinde önemli bir adım attı. Musk'ın X, eski adıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, şirketin geliştirdiği çip ilk defa bir insanın beynine başarıyla yerleştirildi. Bu çip, kişinin sadece düşünceleriyle bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmesine olanak tanıyacak. Musk, hastanın iyileşme sürecinin ilerlediğini belirtti. Neuralink, FDA'nın onayını alarak geçen sonbaharda bu devrim niteliğindeki çalışmanın insan denemelerine başlamıştı. Karadeniz'de gaz üretimi artarak devam ediyor. Türkiye'nin Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasından elde ettiği doğalgaz üretimi günlük 2,7 milyon metreküp'e ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Filyos açıklarındaki 23 kuyudan sağlanan bu üretimle Türkiye'nin enerji alanındaki büyük keşfinin meyvelerini toplamaya başladığını duyurdu. Üretimin kısa sürede günlük 10 milyon metreküp'e çıkacağı, ikinci ve üçüncü faz çalışmalarıyla bu rakamın sırasıyla 2025 ve 2028 yıllarında günlük 40 ve 60 milyon metreküp'e ulaşacağı açıklandı. Türk uzay uzmanları Türkiye'ye dönüyor. Astrofizikçi Umut Yıldız, Türkiye'den başlayan eğitim yolculuğunu yurt dışında yüksek lisans ve NASA'da önemli bir kariyerle taçlandırdı. Uzaydaki en büyük teleskopların birinde yaklaşık 8 yıl boyunca çalışan Yıldız, Türkiye'deki bilim ve uzay araştırmalarının gelişimine katkı sağlama amacıyla ülkesine döndüğünü açıkladı. Ülkedeki bu yeni ekosistemi geliştirmek için Türkiye'ye geri döndüm diyen Yıldız, Türkiye'deki son yıllarda uzaya artan yatırımların uzay mesleklerine olan ilgiyi artıracağını ve çocukların bu alanlara yönelmesini sağlayacağını ifade etti. Sevilla yapay zeka ile yıldız futbolcu arıyor. Sevilla Futbol Kulübü, oyuncu keşif süreçlerini teknolojiyle birleştirdi. Bu teknolojik inovasyon, yetenek avcılarının geleneksel gözlemlerine dayalı yöntemlerin ötesine geçerek geniş kapsamlı veri analizi yoluyla takıma en uygun oyuncuları belirlemeyi hedefliyor. Yapay zeka platformuyla entegre yetenek avcısı araçları kullanılarak futbolcuların boyu, sahada geçirdikleri süre, attıkları goller gibi ölçülebilir verilerin yanı sıra 200 binden fazla gözlem raporu detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Kapsamlı veri analizi, yetenek avcılarının en uygun adayları belirleyerek Sevilla'nın futbol dünyasındaki gizli yetenekleri teknolojiyle bulmasına imkan tanıyacak. Japonların aya baş aşağı indiği ortaya çıktı. Japonya, geçtiğimiz haftalarda ay yüzeyine başarıyla iniş yapan Slim uzay aracıyla aya ayak basan 5. ülke olarak tarihe geçmişti. Ancak zaferin hemen ardından bir sürprizle karşılaşıldı. Japon uzay aracının aya baş aşağı indiği tespit edildi. Şu anda ayda görevli otonom robot tarafından Japon uzay aracı Slim'in baş aşağı hali görüntülendi. Japon bilim insanları bu beklenmedik durumun sebebini çözmek için çalışmalara başladı. Çin'de Tesla yasakları genişliyor. Çin'de ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Tesla elektrikli otomobillerin kullanımı üzerindeki kısıtlamalar artıyor. Nikkei Asya'nın raporuna göre Tesla araçlarının çevreyi sürekli kaydeden kameraları ve bu kayıtlara uzaktan erişim imkanı, yetkililerin hassas bölgelerin görüntülenmesine yönelik endişelerini tetikliyor. Bu endişeler, araçların belirli yollar, caddeler ve otoparklar da dahil olmak üzere ülkenin bazı bölgelerine girişinin sınırlandırılmasına yol açtı. Başlangıçta sadece askeri üslerde uygulanan bu yasaklar genişlemeye devam ediyor. Bu hafta bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Haftaya yeni gelişmelerle görüşmek üzere.